Evet arkadaşlar merhaba. Sekans Futbol kanalındayız. Bugün Futbol Manager yamalarında size özel yapmış olduğum Türkiye Ligi özel yamalarından biri bu. Dünyadaki teknik direktörleri topladım ve Türkiye'deki takımlara entegre ettim. Nasıl diyeceksiniz? Şu an ben oyunu açtım ve oyun içerisinde 2021-2022 yılında güncel transferler var. Bunlar güncel transferler arkadaşlar. Yani Trabzonspor'un, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın takımındaki oyuncular güncel. Peki antrenörleri kimler oldu derseniz orada tabii ki Elite üzerinden yamayı yaptım ve şöyle anlatayım size. Örnek veriyorum Guardiola. Guardiola nerede şu an? Bakın Galatasaray takımının antrenörüne bakalım hemen sizlerle birlikte. Pep Guardiola Galatasaray'ın antrenörü ve takımdaki oyuncular işte Dubois'ı geldi. Ondan sonra Torreira burada. Lucas Torreira. Kullanmış olduğum yama bu arada benim Burak Hatay hocamla birlikte yapmış olduğum Turco yamamız. Yine Haris Seferovic burada. İsviçreli oyuncu. Bunun yanında Mertens burada. Mertens'in 2021 yılındaki sakatlığından dolayı bu şekilde görünüyor. Bu mevcut. Peki Fenerbahçe takımında kim var? İlk hafta oynandı bu arada. Thomas Tuchel'i koydum. Fenerbahçe takımının başında bir Alman hoca olsun istedim ve Thomas Tuchel'ı buraya attık. Yine yeni transferlerden Araujo burada. Evet, Willian Araujo 6 numarada. Luan Perez burada. Arsenal'dan geldi. Gustavo Henrique çok eleştirilen defans oyuncusu. Brezilyalı. Ve Lincoln burada. Sol tarafta yani 10 numara pozisyonuna yakın diyebiliriz. Yine Berisha Samatta'yı biliyoruz. João Pedro oyun içerisinde aktif olarak forvet rolünde olan João Pedro burada transferlerden ve Emre Mor görüyorsunuz yine oyun içerisinde hızıyla, tekniğiyle, özel yeteneğiyle fark yaratan bir oyuncu. Ve buradaki Fenerbahçe takımının teknik direktörü Thomas Tuchel'dı. Şimdi Beşiktaş da Antonio Conte'yi getirdim. Conte üçlü sistemde burada bakalım devrim yapabilir mi? Biraz Valerian İsmail de üçlü oynattığı için Conte'yi de üçlü sistemde onun kendi mentalitesinde bunu yapabilir diye hissettim. Yani belki Beşiktaşlı arkadaşlar farklı bir teknik direktör düşünmüş olabilir. Ama ben özellikle Conte'yi koydum burada. Kalemizde Ersin, Utku, Mert. Yeni transferlerden bakıyorum. Romain Saiss burada. Evet. Defans hattında. Masuaku sol tarafta. Sol bek. Sol hücum beki. Yine kadroda Weghorst var. Boyd Weghorst. Gol krallığını acaba FM'de oynayabilir ki FM'de. Wolfsburg kariyerlerinden çok iyi bilirim. Çok net bir golcüdür ceza alanının içerisinde. Muleka. Muleka. Evet, standart Liège'den geldi. Adam vardı bir tane. Gedson Fernandes burada. O da orta sahada. Beşiktaş'ın kadrosuna uygun olabilir Conte. Ve Trabzonspor'a kimi koydum derseniz şampiyona yakışır birini koydum. Bu arada geçmiş şampiyonlarda Trabzonspor'da burada görünüyor. Bunu da söyleyeyim. 20 takım var. İstanbulspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü de var. Şimdi Göztepe'si, Malatya'sı bunlar düştü. Ve Trabzonspor'un başında Jürgen Klopp var. Jürgen Klopp. O da Alman ve Liverpool takımından onu buraya çektim. Ve bakalım burada da yeni oyunculardan kimler var? Kwasi'yi zaten biliyorduk. Yeni gelenlerden bakalım. Evet. Jens Streger, Larsen. Larsen burada sağ sol hücum beki. Ofansif. Çok iyi bir oyuncu. Oyun içerisinde de farklı yönlerde çalışabiliyor. Evet, Trezeguet burada. Burada Trezeguet'in de bir sakatlığı varmış. 5-6 ay. Of. Bak bu 2021-22'den dolayı sakatlığı ile ilgili ben tabii ki burada bir güncelleme yapmadım. Onu söyleyeyim. Güncellemelerle ilgili belki editörden yapılabilir mi? Onu bir kez daha kontrol ederim arkadaşlar. Çünkü benim bu arada size editör data dosyasını aşağıda link kısmına bırakacağım. Nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öyle söyleyeyim. Ve diğer takımları da merak ediyorsanız diğer takımlar da var. Sadece 4 takım değil. Şöyle
takımlar klasmanını alalım. Adana Demirspor'da sizce kim olmuş olabilir? Evet, bunların hepsini ben böyle biraz kafamda oluşturdum. Biraz da kura çektim bazılarında. Mesela Adana Demirspor'da yine bir İtalyan hoca getirdim. Luciano Spalletti. Spalletti hepimiz biliyoruz, değil mi? Yani Adana Demirspor'a Spalletti bir İtalyan hoca yakışırdı. Yani ben öyle düşündüm. Kariyer istatistiklerinde değil, önemli anlarında. Kendisi Zenit'te zaten şey yapıyordu, görev yapıyordu. Spalletti'yi buraya çektim. İtalyan bir teknik adamı koymak istedim. Hem buradaki takımla daha uyumlu olabilir Montella sonrasında. Daha da iyi bir etki yaratabilir. Peki sonrasında kim geldi? Alanyaspor. Alanyaspor'a Xavi'yi koydum. Hani Farioli'nin pas oyunu var ya. Xavi de burada ne yapabilir? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Farklı bir ambiyans oluştursun istedim. Yani bu tamamıyla gidip örnek veriyorum, siz dediniz ki ben bir takımı almak için Antalyaspor'u alacağım ama karşımda da dev teknik direktörler olsun. Evet arkadaşlar, ben size bu ortamı sağladım Süper Lig'de. Ankaragücü'ne bakıyorum, Unai Emery. Villarreal'den bir renk şey olmasın dedim kendisine. Aslında biliyorsunuz Emery biraz kupa hocasıdır. Dediğim gibi Emery'i kullanmak istedim. Emery evet biraz kupa hocasıdır. Belki bir bazılarınıza saçma gelmiş olabilir. Ama ben Emery'i düşündüm burada. Biraz daha dediğim gibi hani farklı tipte İtalyanlar var. İşte Xavi'yi gördünüz. İngiliz teknik direktörler var. İspanyollar var. Tanınan oyuncular, tanınan teknik direktörler var. Şimdi diğer bir Antalyaspor'a geliyorum. Maurizio Sarri'yi koydum ben buraya. Sarri'yi yine koymamdaki amaç işte Antalyaspor'un biraz daha böyle Hacı Wright'ı düşündüm. Adriano'yu düşündüm. Gökdeniz Bayraktar'ı düşündüm. Hani burada dedim biraz daha kanat varyasyonları, orada hızlı ataklar, hızlı hücumlar. Yani böyle üçlü forvet yapabilir mi? Biliyorsunuz Sarri Napoli zamanlarında yapmış olduğu bir sistem vardı. Bunu Antalyaspor'da yapabilir mi? Biraz da Antalya'nın tatlı sert oyunu var. Onu da burada uygulayabilir diye düşündüm. Geliyorum. Başakşehir'de sürpriz bir teknik direktör var. Evet. Başakşehir'e bakın. Jose Mourinho. Mourinho'yu buraya koydum. Neden? İşte Mourinho işte üstün top seviyedeki takımların bir tık altına geldi ya. Türkiye Ligi'nde de buna en yakın takım Başakşehir. Şu an. Yani Başakşehir'den finansal olarak da bir güç var. Bunun yanı sıra da ne de var burada? Şampiyonluğa da oynayabilirim. O imaj da var. O yüzden de Başakşehir'e Jose Mourinho'yu yaptım. Kadroda zaten Mahmut gibi tecrübeli bir oyuncusu var. Özil var. Yani Özil'i tekrardan şey yapabilir. Değiştirebilir. Ona farklı bir tat bırakabilir. Yani böyle Real Madrid zamanlarından ikisini buluşturmak istedim. Çok böyle nitelikli, keyifli bir takım kuracağına eminim. Karagümrük'te Stefano Pioli. O da İtalya'dan devam ettim Pioli'yi. Milan'ın teknik direktörünü Karagümrük'e almak istedim. İstanbul'da kalsın dedim. Biraz daha bu kadroyla tanınan oyuncuları Borini'yi biliyor. Ondan sonra Cagney ile nasıl uğraşır bilmiyorum. Ama David Braschi var. Mesela yine İtalyan bir oyuncu. İtalya'dan Viviano var. Yani hep yine İtalyan asıllı Ricci burada var. Borini'yi zaten söylemiştik. Ve bu kadroyla Pioli'yi farklı bir yere koyabildim. Fenerbahçe takımını söylemiştik. Galatasaray'ı söyledik. Gaziantep'te Ivan Juric var. Torino'nun teknik direktörüdür. Juric taktiksel olarak şablonu, formasyonu çok sık, çok farklı bir yönde evrilen, özellikle kanatları da kullanmayı seven, zaman zaman uzun topu oynatan. Gaziantep'te de farklı yönlerde açılımlar yapabilir. Tabi burada Türkiye Ligi'ndeki yönetimin anlayışları da ona bunu müsaade eder mi bilmiyorum işin açıkçası. Ama Ivan Juric de farklı bir felsefe yapmasını istedim. O da İtalya'da Torino takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu. Giresunspor'da Gennaro Gattuso var. Giresun'u Hakan Keleş'ten sonra Gattuso'ya emanet ettim. Hani onun da dedim biraz sert oyunu var. Valencia'dan onu çektim. Hani onun felsefesine uyar mı bilmiyorum ama bakalım bir neler olacak. Öyle söyleyeyim size. Çok farklı bir teknik direktör daha var. Onu bir takıma attım. Görmenizi istiyorum.
Hatayspor'da Arteta var. Arsenal'den sevilen, çok sevilen bir teknik direktördür. Hatay'a onu attım. Ömer Hoca'dan sonra Hatayspor'da Arteta nasıl bir etki yaratacak? İnanın bilmiyorum ama farklı bir kimlik olsun istedim. Evet, Kasımpaşa gerçekten yukarıya oynamasını beklediğim bir takım diye düşündüğüm için ona Prandelli, yani oyundaki ismi Gabriele Milano, oyunun en başarılı teknik direktörlerinden biridir kendisi. Prandelli, Juventus'un teknik direktörü, Kasımpaşa'ya verdim. Kasımpaşa'da çünkü Bahoken gerçekten kilit bir oyuncu. Yani bu transferle birlikte FM'de ciddi fark yaratan bir adam. Bunu iyi kullanabilir. Yani ben bu takıma Milano, yani Prandelli iyi bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Kayserispor'da Manuele Pellegrini var. Belki dediğim gibi hani Pellegrini'yi düşünmemiş olabilirsiniz ama ben burada yine Pellegrini'ye bir sayfa açmak istedim. Bu arada burada yine bir farklı çok acayip bir teknik direktör var. Ona belki güleceksiniz ama yine güzel bir tat bırakacağına eminim. Konyaspor'da Gasperini var. Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini. Konya'da da İlhan Palut gibi. O da Gasperini de burada fark yaratabilir. Yani hem Konya'nın teknik direktöre karşı yaklaşımı farklı. Gasperini'nin de kendine has bir stili var. Konya'da buna müsaade edebilirler. Yönetim olarak da buna müsaade eder diye düşündüm. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Konyaspor'a güzel bir etki yaratabilir. Yine İbrahim Seyiç, Muhammed Demir forvette. Mpoku var. Bu kadroya farklı bir hayat verebilir. Evet, Rizespor'un menajeri David Moyes. David Moyes. Abi nereden aklına geldi? İngiltere'den. Yani ete süte karışmaz ama her zaman bir tat bırakır yani. Rizespor'u da bence öyle ya da böyle kümede tutabilir. Yani ligden düşürmez ama liginde böyle orta sınıf yerlerinde tutar diye düşünüyorum Rizespor'u. David Moyes. O yüzden de ona karar verdim. Sivasspor'da Brendan Rodgers, o yine onun savunma futbolu var ya, hani biraz onu dedim şey yapsın. Bir taraftan da sertliği de seviyor. Rodgers da Rıza Çalımbay'dan sonra Rodgers'ı attım buraya. Trabzonspor'a dediğim gibi Klopp vardı. Evet, Ümraniyespor'da Southampton'da olduğu gibi Hasenhüttl. Yani onu neden koydum? Yanlış anlaşılmasın. Hasenhüttl Southampton'da fark yese bile kalıyordu. Ümraniye'de şu anki takımda olur da hani FM'de kötü bir sonuç bile alsa, Hasenhüttl buna karşı adam ne? Mental açıdan sağlam. Yani zaten ben bunları yaşıyorum diyor. Ümraniye'de de bunları yaşarsam da şaşırmam ama takıma ayağa kaldırmasını bilirim demek isteyebilir. O yüzden de Hasenhüttl'ı buraya koydum. Sonraki takımımız burada İstanbulspor olmalıydı. İstanbulspor'a kim attım dersiniz? Sinisa Mihailovic. Yolculuğunu hatırlıyoruz değil mi? Çok sert bir teknik direktördü. İstanbulspor'un teknik direktörü de sert bir mizaca sahip. Mihailovic'i de bu yüzden kullanmak istedim. Ve burada dediğim gibi Ankara gücünü gösterdim, Alanya'yı gösterdim. Yani teknik direktörleri tamamıyla böyle şey yaptım. Tabii kullanmadığım teknik direktörler de var. Mesela Ancelotti'yi, Zidane'ı da düşündüm ama yani buralara sokmak istemedim. İşin temelindeki durum şu. Fenerbahçe, Thomas Tuchel'la, Jurgen Klopp, Trabzonspor, Galatasaray, Pep Guardiola, Beşiktaş, Antonio Conte. 4 büyük takımın teknik direktörü bunlar. Başakşehir'de biliyorsunuz Mourinho var. Bakın dikkat edin. Hepsinde ayrı ayrı klasmanda teknik direktörler var. Bir diğer bir durum daha var arkadaşlar. Aslında tüm kulüplerin borçlarını sildim. Borçlar silindi. Herhangi bir transfer limit artırımı yapmadım. Yaptığım tek şey var. Artık şöyle göstereyim size. Mesela Uğurcan Çakır. Ne kadar değeri? Bakalım mı? Şimdi burada yazan değerleri görüyorsunuz. 9,2 milyon euro ile 28 milyon euro arası piyasa değeri var. Peki bu euro olarak görünüyor değil mi? TL'ye çevirelim. Türk lirası yaptım.
Bakalım neler değişti. Ne görüyorsunuz? Evet, TL ile Euro'yu birebir yaptım. Yani o yüzden de siz oyuna başladığınız zaman bu datada, bu editör data dosyasında 1 Euro 1 TL'ye denk geliyor ve kulüplerin hiçbirinin borcu yok. Yani Türkiye Ligi'ndeki kulüplerin bahsediyorum. Transfer limitinizle ilgili bir şeye karışmadım. Ama Euro TL'ye eşitlediğim için işiniz daha kolay. Ve geldiniz bir takımı çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Bakalım neler olacak. Evet, ben şöyle yapacağım. Bunu tanıtımını gösterdikten sonra sezonu oynatacağım arkadaşlar. TL ile başladık. Lig içerisindeki durum, yabancı stat sınırı bu arada 14 olarak yaptım. Onu da bu datanın içerisinde değil, başlangıçtan sonra ki ayrı bir FM bağımlısıyla Burak'ın hazırlamış olduğu datalar vardı. Oradan yararlandım. Onları da link içerisinde açıklama kısmında aktaracağım sizlere. Evet, bakalım ligi bu hocalar kendi arasında oynadıktan sonra nasıl bitirmiş? Yama için şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kariyere geliyorsunuz. Burada sağ üst köşede 22.4.0 güncellemesi var. Burada bu yama bizim şey yamamız. Her sezon 8 artı 6 yabancı kuralı. Kurarsız Türkiye Ligi yaması, altyapı kuralı. Yani bunlar bizim Burak'la FM bağımlısının kurmuş olduğu yamalar. Dilerseniz bunlardan birini seçiyorsunuz. Bu arada bir tanesi seçiyorsunuz. Bunlar Sortitos'tan indirdiğim şeyler. Size vereceğim yama şu. Şu yama, lig ve veri güncellemeleri. MGC'yi seçiyorsunuz. Ben zaten açıklama kısmına bunu ekleyeceğim. Diğer şu yamaları ise bunlar Türkiye Ligi, Almanya Ligi. Hani biten liglerin düşen takımları, mevcut takımları gösterdiği için böyle böyle ayrı ayrı seçilmiş. Bu şekilde siz de seçebilirsiniz. Ve burada diyelim ben her sezon 8 artı 6 yabancı yaması istiyorum derseniz bunu seçebilirsiniz. Ya da altyapı kuralı. Aynı anda ikisini seçmiyorsunuz. Bakın böyle yaparsanız olmaz diyor. Bir tanesini seçiyorsunuz ve sonrasında bu liglerin de başlıklarını, hani İtalya Ligi'nde şampiyon tamamlayan kim olmuş? İşte Yunanistan Ligi. Ama şunu seçiyorsunuz. Bu benim oyuncu güncellemelerim ve teknik direktör güncellemelerim. Az önce attığım şey. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte Portekiz Ligi, İspanya Ligi, Türkiye Ligi. Özellikle Türkiye Ligi'ni seçeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Türkiye Ligi'ni seçmezseniz patlarsınız. Sonra gelişmiş kurulum deyip ilgili ligi seçiyorsunuz. Türkiye Ligi'ni örnek veriyorum. Ve o şekilde teknik direktörler gelmiş oluyor. Yani bizim ligimizdeki takımlara dünyaca ünlü teknik direktörlerimiz o şekilde hazırlanmış oluyor arkadaşlar.